DC evreninin en çok sevilen süper kahramanı ile uzun yıllardır sayısız çizgi roman hikayesinde, sinema filminde, animasyon yapımlarında karşılaştık ve tam anlamıyla kendisine hayran kaldık. Batman karakterinin yaratıcısı Bob Kane isimli bir çizerdir. Peki Bill Finger, daha önce bu adı hiç duymuş muydunuz? 2017'de Hulu dijital platformunda yayınlanan Batman and Bill isimli bir belgesel hem Batman hem de Bob Kane hayranlarını şok etti. Çünkü anlatılanlara göre aslında Batman karakterini ve hatta bugün hayran kaldığımız diğer Gotham kötülerini yaratan kişi Bob Kane değil, Bill Finger isimli hayatı boyunca hakkı yenmiş ve beş parasız hayatını kaybetmiş bir çizerdi. Bill Finger'ın varislerine dayanan bu hikayenin detaylarına gelin yakından bakalım. Yıllarca Batman'in tek yaratıcısı olarak bildiğimiz Bob Kane kimdir? 24 Ekim 1915 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan ve yine burada 3 Kasım 1988 tarihinde hayatını kaybeden Bob Kane, çizgi roman yazarı ve çizeridir. 1936 yılında çizgi roman dergilerinde çalışmaya başlayan Kane, DC çatısı altında çalışırken 1939 yılında Batman karakterini yarattı ve o günden sonra tüm çalışmaları bu karakteri ve Gotham dünyasını geliştirmeye yönelik oldu. Hikayenin diğer tarafını da tanıyalım. Bill Finger kimdir? 8 Şubat 1914 tarihinde Amerika'da doğan ve yine burada 18 Ocak 1974 tarihinde hayatını kaybeden çizgi roman yazarı ve çizeridir. Bob Kane ile birlikte Batman karakterini yaratmış, Joker, Penguin, Catwoman, Two-Face, Riddle gibi diğer Gotham kötülerinin yaratılmasında büyük rol oynamıştır. Green Lantern karakterini de yaratan Bill Finger adına bugün Bill Finger ödülleri dağıtılmaktadır. Gelelim Bob Kane'in Batman fikrini Bill Finger'dan çalma hikayesine. Bu iddia neye dayanıyor? 2012 yılında Mark Tyler Nobleman tarafından kaleme alınan şu isme sahip bir kitap yayımlandı. İddialar bu kitaba dayanıyor. Ancak bu yazının konusu haline gelecek kadar ses getirmesi 2017 yılında Hulu dijital platformunda yayınlanan Batman ve Bill isimli bir belgesel ile oldu. Belgeselin hikayesi de bu kitaba dayanmaktadır. Bill Finger'ın varisleri tarafından anlatılana göre Finger daha kendi halinde bir insanken Kane oldukça sosyal ve ağzı laf yapan biriydi. Evet, gerçekten de Batman fikri ilk olarak Bob Kane'in aklına gelmişti. Ama ilk taslaklar tam anlamıyla berbattı. Günümüzde gerçek bir çizgi roman dehası olarak kabul edilen Bill Finger bu taslakları aldı ve bugün bildiğimiz anlamdaki Batman'i yarattı. Finger'ın yarattığı tek karakter Batman değildi. Bu iddiaya kadar adı bile duyulmamış olan Bill Finger, az önce de dediğim gibi Green Lantern'ı ve diğer kötü Gotham karakterlerini yaratan kişi. Hatta Gotham dünyasını yaratan kişidir. Ancak gerçek bir şovmen olan Bob Kane kendini ön planda tutmuş ve ne Bill Finger'ın adını anmış ne de ona hak ettiği maddi karşılığı vermiş. Bu olayı daha iyi anlayabilmek için gelin Batman karakterinin yaratılış hikayesine bakalım. 1939 yılında Superman karakteri çizgi roman tutkunlarını kendine hayran bırakırken Bob Kane, Zorro, Leonardo da Vinci çizimleri ve 1937 yapımı The Bat Whispers isimli bir filmden ilham alarak The Batman karakterinin ilk taslaklarını hazırladı. Fakat bu karakter kırmızı tulumlu, domino maskeli, sırtında yarasa kanatları taşıyan bir tipti. Yani bugün bildiğimiz Batman ile hiçbir alakası yoktu. Bu karakterin pek de ilgi çekici olmadığının farkında olan Bob Kane, bir süre önce tanışmış olduğu Bill Finger'ı arayarak karakteri için yardım istedi. Aslında Finger yalnızca bir ayakkabı satıcısıydı. Ama o kadar kendini geliştirmiş bir insandı ki harika bir çizer ve yazardı. Bob Kane ile Bill Finger ortaklık kurdular. Rusty and Pulse isimli bir eser ilk çalışmaları oldu. Bill Finger Batman'e ustalık dolu bir dokunuş yapıyor. Bill Finger aldı The Batman taslağını eline ve başladı değiştirmeye. The Phantom karakterinden de ilham alarak bugün bildiğimiz Batman karakterini oluşturdu. Dahası bu karakterin en sevilen özelliklerinden bir tanesi olan gizli kimliğini, yani Bruce Wayne ismini verdi. Eski bir İskoç kralından ilham alınan bu isim sayesinde Batman'in lakabı Kara Şövalye'de doğmuş oldu. Bob Kane The Batman karakterini Superman'e benzetecek özellikler eklemişti. Ama Bill Finger böyle bir şey istemedi ve onu bir dedektif yaptı. Daha sonra bu karakterin benzersiz bir şehirde, yani Gotham City'de yaşamasına karar verdi. Ve bu kapsamda Gotham kötüleri de bir bir yaratıldı. İyi ama tüm işi Bill Finger yaptıysa tüm övgüyü nasıl Bob Kane aldı? Bill Finger kendi halinde bir yazar, Bob Kane ise gerçek bir şovmendi. Bill Finger gerçek bir entelektüeldi. Şaşalı bir hayat sürmüyor, işin otobüse gidip geliyordu. Durmaksızın not defterine Batman karakterlerini geliştirecek notlar alıyordu. Bob Kane ise pahalı takım elbiseler giyiyor, partilere katılıyor, göz önünde olmayı seviyor ve dahası insanlara Finger tarafından çizilen eskizleri kendiniymiş gibi veriyordu. Yani tek istediği herkesin odak noktası olmaktı. Aslında her şey DC şirketiyle imzalanan bir anlaşma ile zirve noktasını gördü.
Bob Kane'in babası bir avukattı. Harika bir anlaşma hazırladı. Bu anlaşma Kane'i zengin etti. Peki ya Bill Finger? Maalesef Finger'ın bu anlaşmadan haberi bile yoktu. Zaten bu işin pek de tutacağını düşünmüyordu. Ancak o anlaşmadan sonra Batman yalnızca bir çizgi roman karakteri olarak kalmadı. 1966 yılına geldiğimizde Batman medyayı sallamaya başladı ve bir televizyon dizisi yapılmasına karar verildi. Bu süreçte Finger yazar ekibinin bir parçasıydı. Ancak Bob Kane milyon dolarlarla oynarken Bill Finger küçük bir apartman dairesinde sayısız iş yaparak zar zor hayatta kalıyordu. Kendisi Batman yaratıcısı olarak değil, yalnızca yazarlardan biri olarak tanınıyordu. Bill Finger'ın ölümü sonrası Bob Kane vicdan azabına dayanamadı ve itiraf etti. Bill Finger 1974 yılında adı bilinmeyen bir yazar olarak sefalet içinde öldü. Bob Kane artık rakipsiz kalmıştı. 1989 yılında Tim Burton tarafından çekilen Batman filminin jeneriğinde adı tek yaratıcı olarak geçti. Artık nedendir bilinmez, film vizyona girdikten sonra Bob Kane verdiği bir röportajda Batman ve Joker karakterlerini Bill Finger ile birlikte yarattıklarını itiraf etti. DC de bu durumu kabul etti. Ancak uzun yıllar Bill Finger'ın adını ne çizgi romanlara ne de filmlere koydu. En sonunda belgeselin de yayınlanmasıyla birlikte artık Bill Finger'ın adı hak ettiği gibi Batman yaratıcılarından biri olarak anılmaya başlandı. Tabi Finger kalbi kırık, sefalet içinde ve hakkı yenmiş bir yazar olarak ölmüştü. Dostlar biliyorsunuz ki bu tarz videoları yapmak pek de kolay olmuyor. O yüzden videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.